En çok sorulan hisselerden biri Sasa, İsmail Bey. Sasa ile ilgili açıkçası normal şartlarda bilanço tarafında bilançonun gittikçe artık pozitif gelmeye başlayacağı bir döneme doğru giriyoruz. Özellikle şirket çok değerli bir şirket. Burada yapmış olduğu yatırımlarla birlikte burada bu yatırımların artık yavaş yavaş kâra dönüşmesini göreceğimiz bir sürece giriyoruz. Zaten 3 aylıkta ilk olarak bunun meyvelerini almaya başladık. Ve şirketin biraz daha ön plana, yani önümüzdeki süreçte ön plana çıkabileceğini, yani fiyatlamalar açısından söyleyebilirim. Ve son günlerde de zaten ciddi manada hisse senedi bizim piyasamıza, Borsa İstanbul'daki yükselişe paralel, hatta bir tık da pozitif yönde ayrışmış gibi görünüyor. Şu anda bu şirketin özellikle değerlemelerine baktığımızda aslında her zaman klasik söylemlerimiz çok ciddi bir yüksek çarpanlarla fiyatlanıyor. Ama bu yüksek çarpanlar aslında insana çarpabilir de. Ama hisseye göre değişiyor. Yani altını dolduramayacağımız bir hisse olmuş olsa, evet, bu çarpanlarla çok ciddi anlamda çarpılabiliriz. Ama bu şirkette bu karlılıklar önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini düşünürsek, açıkçası bu çarpanların biraz daha geri gelebileceğini düşünüyorum. Ve bu şirketin biraz daha farklı bir karakteristik yapısı var. Fiyatlamalar açısından ciddi bir piyasada ciddi talep görüyor. O yüzden ben bu hisselerin senin ivmelenerek yükselişini yine devam ettireceğini düşünüyorum. Teknik olarak açıkçası 47 fiyat seviyesinin altına gelmediği sürece çok da fazla ben burada tedirgin olmayabilirim. Yani tedirgin olmaya gerek yok. Ama 47'den sonra şu sinyal anlamına gelir. Burada biraz daha hissenin artık yatay moda geçebileceğinin bir sinyali anlamına gelebilir. 47 seviyesi desteğinin kırılması. Ama şu an için trende baktığımızda yukarı yönlü bir tren. Ama göstergelerde de açıkçası biraz yorumlar var. Burada piyasa bu noktadayken bu seviyelere geldiğine göre benim gördüğüm kadarıyla bu yükselişler devam edecektir. Ama biraz daha böyle günlük o yükselişler, bu yüksek yükselişler, marjlar belki olmayabilir. Biraz daha sıkışarak yukarı yönlü yükselişler devam edebilir. Ama orta vadede yine burada yükseliş devam eder diye düşünüyorum. Benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. Ama işte buralardan tekrar sıfırdan girilebilir mi? Girilebilir ama dikkatli olmak gerekiyor. Söylediğim gibi 47 bizim için çok önemli bir destek. Çünkü buranın altında hisse senedi bir düzeltmeye de girebilir. Ama piyasada yukarı yönlü yükselişin, trendin devam edeceğini düşünürsek ve halen bilançonun da gelmediğini düşünürsek, açıkçası burada halen yukarı yönlü yükselişin devam ettirileceği kanaatindeyim.